Merhaba sevgili GTO takipçileri. Brandon Rivers videosunda yaptığımız ankette birinci gelen karakterimiz Rhaegar Targaryen'in analizine hoş geldiniz. Dizinin ilk 7 sezonunu izlememiş olanlar ve kitapları okumamış olanlar için bu video karanlık ve spoilerlarla dolu. Uyarımızı da yaptığımıza göre hadi başlayalım artık. Hemen başlamadan önce şunu da belirteyim. Reygar'la ilgili beklediğiniz teoriler videonun sonunda gelecek. Fetihten sonra 259 yılında 5. Aegon kendisine yakın olan herkesi Yaz Kalesine yani Summerhall'a çağırdı. Bu çağrının sebebi torunu Aerys'in Rhaella Targaryen'dan doğacak olan çocuğuydu. Yani kral torununun oğlunun dünyaya gelişini kutlamak istedi. Ama Summerhall'da büyük bir facia yaşandı. Kale yandı ve kralla beraber bir sürü kişinin ölümü gerçekleşti. Samuroğlu'nun dışında kale alevler içinde yanarken Rhaella Targaryen Rhaegar'ı doğurdu. Bebeğin gümüş saçları ve mor gözleri vardı. İşte bu bebek bir gün Lyanna Stark'ı tırnak içinde kaçıracak ve bir isyana sebep olarak Targaryen'ların 7 krallık üzerindeki yönetimine son verecekti. Rhaegar becerikli, azimli, kendinden emin, saygılı ve ne istediğini bilen biriydi. Yaptığı her şeyde başarılıydı. Bununla beraber Rhaegar'da hep bir hüzün vardı derinden yaralıymış gibi bir görünüşe sahipti. Bazıları mutlu olma duygusunun Rhaegar'ın içinde bulunmadığını çünkü kederli bir anda doğduğunu söylüyor. Kimse gerçek Rhaegar'ı tanımıyordu çünkü kendi içinde yaşayan bir adamdı. Rhaegar doğumundan sonra kralın şehrinde büyüdü. Ailesi çok genç olduğundan çoğu kişi Rhaegar'ın beraber oynayabileceği kardeşlere sahip olacağını düşünüyordu. Rhaegar 3 yaşına geldiğinde babası Aerys tahta oturdu. İleride 2. Aerys olarak değil de deli kralı olarak anılacaktı. Rhaegar da 8 yaşına gelene kadar kralın şehrinde yaşamaya devam etti. O sene kral saray halkını da yanına alarak Castlery kayasına gitti. Çünkü Eli Tywin Lannister'ın babası ölmüştü. Geride sadece Rhaella Targaryen kaldı çünkü hamileydi. O senenin uzun bir bölümü boyunca kral ve Eli 7 krallığı oradan yönetti. Sonrasında kralın şehrine geri dönüldü. Rhaegar çocukken okumayı çok seviyordu. Okumaya çok erken yaşta başlamıştı ve okumak konusunda takıntılı bir hale gelmişti. Hatta o kadar erken yaşta okumaya başlamıştı ki insanlar Rayla Targaryen hamileyken birkaç kitap ve mum yuttuğunu söylüyordu. Kitaplarına gömülen Rhaegar diğer çocukların oynadığı oyunlarla ilgilenmiyordu. Üstadlar da zekasına hayret ediyordu. Kimileri kutsanmış Baelor'un tekrar dünyaya geldiğini söylüyordu. Her neyse Rhaegar önüne geleni okurken bir gün bir şey buldu. Bir kihanet. Ve okuduğu bu kihanet onu bir savaşçı olması gerektiğine inandırdı. Bu kihaneti okuduktan bir süre sonra Rhaegar silahlara yaklaşıp bana bir kılıç ve zırh lazım. Görünen o ki bir savaşçı olmam gerekiyor dedi. Ardından da eğitime başladı. Rhaegar kralın şehrinde büyüdüğünden kral muhafızlarından Arthur Dayne ile çok yakın arkadaş olmuştu. Ve Arthur Rhaegar'ın en yakın arkadaşı olarak kalacaktı. Çocukken Rhaegar yine kralın şehrinde bulunan John Connington ile arkadaş olmuştu. John Connington Rhaegar'ı hala sevgiyle hatırlıyor. Bir dönem Rhaegar John Connington'ın evinde kaldı ve Connington'ın babası prensin gelişi için bir ziyafet verdi. Regar bu ziyafette arpını çaldı. Bu sevgi ve facia ile ilgili bir şarkıydı ve dinleyen tüm kadınlar ağladı. Regar 17 yaşına geldiğinde bir şövalye oldu. Kendisi dövüşmek konusunda iyi olmasına rağmen dövüşmekten hiç hoşlanmıyordu. Nadiren turnuvalara katıldığı da biliniyor. Gümüş telli arpını çalmayı dövüşmekten daha çok seviyordu. Jon'un söylediğine göre Regar'ın şarkıları ve sesi o kadar güzeldi ki ne zaman arpını çalıp şarkı söylese kadınlar ağlıyordu. Bu şarkılarının çoğunu da sıklıkla ziyaret ettiği Summer Hall'da yazıyordu. Doğduğu ve garip bir şekilde bağlı olduğu bu yere tek başına yanında arpıyla gidiyor ve bu mahvolmuş sarayda zaman geçiriyordu. Burada ne bulmak istediği bilinmiyordu ama her döndüğünde yeni bir şarkıyı da beraberinde getiriyordu. Ve şarkıyı duyanlar ağlıyordu. Fethi'den sonra 276 yılında birçok düşük yaptıktan sonra Rhaella Targaryen sonunda bir çocuk daha doğurdu. Prince Viserys. Viserys doğduğunda Rhaegar 17 yaşındaydı ve bir varisten beklenecek her şeye sahipti. Yine de Diar, Viserys'in doğumuna sevindi. Çünkü Rhaegar ölecek olursa onun yerine geçecek bir varis gelmişti. Viserys'in doğumu şerefine Tywin Lannister, Lannisport'ta büyük bir turnuva düzenledi. Ve bu turnuvada krala Cersei ile Rhaegar'ı evlendirme teklifini sundu. Ancak kral bunu reddetti. Rhaegar bu turnuvada yarıştı ve akşam eğlencesinde yine arpını aldı ve şarkı söyledi. Yine Cersei dahil tüm kadınları ağlattı. Turnuvada Rhaegar mükemmel yarıştı ve Barristan Selmy dahil birçok güçlü yarışmacıyı yendi. Turnuva alanına çıkılırken kalabalık Tywin için Kral Aerys'ten iki kat fazla tezahürat yaptı ama bundan iki kat daha fazlasını da Rhaegar için yapmışlardı. Kalabalığın Rhaegar için yaptığı tezahürat fark etmeksizin Kral Aerys oğlu için sürekli tezahürat yaptı. Şampiyonun belirleneceği yarışta Arthur Dayne Rhaegar'ı yendi. Bu senelerde krallıkta her şey iyi gidiyordu. İkinci Aerys'in yerine geçebilecek iki oğlu vardı ve büyük oğlu Rhaegar zeki ve yetenekli bir varisti. Ayrıca yedi krallık Tywin'in de büyük katkılarıyla çok iyi yönetiliyordu. Ama bunların hepsi Rhaegar'ın babasının delileşmesiyle yok olacaktı. Aerys delirdikten ve paranoyaklaştıktan sonra oğlu Regar için sevgisi yerini şüphelere bıraktı. Oğlunda bulunmayan bir hainlik sezmeye başladı. Duskindale'in vergiler muhabbeti yüzünden kral Aerys'i kaçırması sonucunda kral bunu planlayanın Regar olduğunu düşünmeye başladı. Kaçırılma olayından önce çok az kişi kralın garip davranışlarını fark etmişti. Ama o olaydan sonra herkes kralın delirdiğini düşünmeye başladı. Aerys hakkında fısıldılar başladı ve insanlar Rhaegar'a bakmaya başladı. Hatta kimileri ikinci Aerys ölürse çok daha iyi bir krala sahip olacaklarını söylemeye bile başlamıştı. 278 yılında Aerys'in yüzünden Lord Stephen Baratheon, Rhaegar'a Valeria kanına sahip bir gelin bulmak amacıyla Volantis'e gönderildi. Burada Valeria kanına sahip ve soylu bir gelini bulamayan Stephen, Westeros'a dönerken fırtına yüzünden gemisi battı ve Stefan'la karısı öldü. Kral Aerys bu olayın Prens Rhaegar tarafından yapılan bir komplo olduğunu düşünüyordu. Bu olaydan sonra Aerys ve Rhaegar'ın arası iyice açıldı. 279 yılında Rhaegar, Elia Martell ile evlendirildi. Jon Connington'a göre Elia Martell, Rhaegar için yeterli bir eş değildi. Cersei'ye ve Kevin Lannister'a göre eğer Rhaegar, Cersei ile evlendirilseydi asla Lyanna'ya bakmazdı. Viserys'e göre de bunun suçlusu Daenerys'ti. Çünkü daha erken doğup Regar'ın karısı olamamıştı. Düğünden sonra Regar Kızıl Kale yerine Ejderha Kayasına geçti ve bu hareket anında krallıkta Regar'ın babasını tahttan indirmek için planlar yaptığı dedikodularını başlattı. 280 yılında Elia Martell Ejderha Kayasında bir kız doğurdu. Rhaenys. Regar kızını alıp Kızıl Kale'ye götürdü ama Kral Aerys bebeğe dokunmayı veya onu kucağına almayı reddetti ve onun bir dönlü gibi koktuğunu söyledi. Bu olaydan sonra Regar ve Aerys'in arası tamamen açıldı. 281 yılında Tywin Lannister kralın eli pozisyonundan istifa etti. Tywin kralın etrafından uzaklaşınca kralın paranoyası tamamen Rhaegar'a odaklandı. Bu noktada Pycelle bu iki adam arasında bulunan güvensizlik ve nefretin ikinci bir ejderhaların dansına yol açacağından korktuğunu söylüyor. Çünkü o noktada krallık artık ikiye bölünmüş durumda. Kimileri Rhaegar'ı desteklerken kimileri ikinci erisi destekliyor ve bu da yedi krallığın inanılmaz büyüklükte bir savaşa girmesine ramak kaldığını gösteriyor. Rhaegar'ı destekleyenler daha genç jenerasyonken Kral Aerys'i destekleyenler daha yaşlıydı. Hatta Rhaegar'ın destekçilerinden birkaçı kralın muhafızlarıydı. Onların arasından en sadık destekçi de Arthur Dane'di. İşte geldik her şeyin değiştiği turnuvaya. 281 yılında Harrenhal'da çok büyük bir turnuva gerçekleşti. Şimdi bu turnuvanın Lord Walter Wendt'in bakire kızının doğum günü için yapıldığı söyleniyor. Şunu göz önüne alalım. Bu turnuva Viserys'in doğumu için yapılandan çok çok daha büyüktü. Yani Walter Wendt'in böyle büyük bir organizasyon ayarlamasını bıraktım. Bu kadar büyük Lord'un ve Lady'nin bu turnuvaya gelmesinde büyük şaibeler var. Birçok takipçi bu turnuvanın Rhaegar'ın ayarlamasıyla gerçekleştiğine inanıyor ki ben de onlardan biriyim. Tywin'in düzenlediği turnuvanın ödülünün 3 katı bu turnuvayı kazananına verilecekti. Ve Walter Wendt'in bunu karşılayacak gücü olması çok düşük bir ihtimal. Walter Wendt'in kardeşi Oswald Wendt'in Rhaegar'ın sadık destekçilerinden biri olduğunu göz önüne alırsak Rhaegar... Oswald sayesinde bu turnuvanın gerçekleşmesini sağlamış olabilir ve büyük lordların gelmesinin sebebi de Rhaegar olabilir. Burada ilk defa Kral Aerys'in paranoyasının gerçek olduğunu düşünüyorum. Deli Kral bu turnuvanın kendisini tahttan indirmek amacıyla Rhaegar tarafından düzenlendiğini ve oraya giden büyük lordlarla kralın yokluğunda bir anlaşma yapılacağını düşünüyordu. Varys'in de bu tarz bilgileri Kral Aerys'in kulağına fısıldamış olmasıyla beraber kral da bu turnuvayı izlemeye gitti. Kendisi oradayken onu indirmek için planlar kurulmayacağını düşünüyordu. Turnuvaya katılan Westeros'un en iyi şövalyeleri 7 gün boyunca yarıştılar. Bu turnuva süresinde olanlar hala tamamen çözülmüş değil. Gizemli Gülen Ağaç Şövalyesi ile ilgili teoriye sağ yukarıdan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu turnuva için ayrı ayrı birkaç video gerektiğinden fazla uzatmak istemiyorum. Burada Regar Targaryen yine arpını çaldı ve Lyanna Stark'ı ağlattı. Sonrasında turnuvada birinci oldu ve kendi karısı Elia Martell orada dururken Aşkın ve güzelliğin kraliçesi olarak Robert Baratheon ile nişanlı olan Lyanna'yı seçti. Turnuvadan kısa bir süre sonra Rhaegar'ın oğlu Aegon dünyaya geldi. Aegon'un tohumlarının atıldığı gün gökyüzünde kuyruklu yıldız görülmüştü. Ve Rhaegar bu çocuğun vaat edilmiş prens olduğuna inanmaya başladı. Üstad Aemon da bunun farkındaydı. Tabi Aemon ilk başlarda Rhaegar'ın vaat edilmiş prens olduğunu düşünmüştü. Sonradan da Daenerys'in olduğuna inanmaya başladı. Aegon'un doğumunda... Elia Martel neredeyse ölüyordu ve üstadlar bir daha doğum yaparsa öleceğini söylüyorlardı. Deni'nin ölümsüzlerin evindeki görüsüne bakarsak Rhaegar ejderhanın üç başı olması gerektiğini düşünüyordu ama karısından başka bir çocuk yapamayacaktı. Kimileri Rhaegar'ın Lyanna ile ilişkisinin bu kehanet takıntısından dolayı olduğunu söylüyor. Ona bir çocuk daha lazımdı ve karısıyla bunu yapamadığı için çocuğu Lyanna'dan yapmak istedi. Rhaegar en yakın dostlarını yanına aldı ve nehir topraklarına gitti. Harrenhal yakınlarında Lyanna'yı buldu ve onunla beraber güneye gitti. İşte bu da zaten savaşın eşiğinde duran Westeros'ta zincirleme bir etki yarattı ve Robert'ın isyanı başladı. Regar'ın isyanından diğer videolarda bahsettim ve gelecek videolarda da nasılsa bahsederim. Bu yüzden bu videoda bu isyanın Rhaegar'la ilgili kısmına bakalım. Bu isyanda Rhaegar'la ilgili çok önemli olan iki nokta var. Birisi isyanın büyük kısmında Regar'ın hiçbir yerde gözükmemesi. Diğeri de Robert'la girdiği savaşta olanlar. Rhaegar'ın gözükmemesinin açıklaması onun büyük ihtimalle Tower of Joy'da Lyanna ile beraber olması. Robert'la yaptığı savaşa gitmeden önce Rhaegar kralın şehrindeki babasını gururunu boş verip Tywin'i yardıma çağırmaya ikna etmeye çalışıyor. Ve kral da bunu deniyor. Bunun ardından Rhaegar bir ordu kuruyor ve kralın şehrini terk etmeden önce zırhını giyerken kral muhafızı Jaime Lannister kendisine yaklaşıyor. Jaime Rhaegar'dan babasıyla konuşmasını ve kralın kendisini koruması için başka bir muhafız seçmesini istiyor. Rhaegar da babasının Tywin Lannister'ın kendisine zarar vermemesini garantilemek için Jaime'yi yanında tutması gerektiğini söylüyor. Ardından Rhaegar elini Jaime'nin omzuna koyuyor ve ona ''Bu savaş bittiğinde bir konsey toplamayı düşünüyorum. Bazı değişiklikler yapılacak. Bunu çok daha önceden yapmak istemiştim. Ama her neyse. Girmediğimiz yollar hakkında konuşmaya gerek yok. Ben döndüğümde bunu konuşacağız.'' diyor. İşte bu yüzden Harrenhal turnuvasının resmi olmayan bir konsey olduğunu düşünenlerdenim. Her neyse. Rhaegar ordusuyla beraber mızrağa gidiyor ve orada isyancılarla karşılaşıyor. Savaşın ortasında her nasılsa Robert ve Rhaegar karşılaşıyor. Robert'ın elinde inanılmaz ağır bir savaş çekici var ve boynuzlu bir miğfer takıyor. Eh boynuzlandığı düşünülünce bu normal geliyor. Rhaegar ise kapkara bir zırh giyiyor ve göğüs kısmında güneş ışığında alev gibi parlayan yakutlardan yapılma üç başlı bir ejder var. Prince Rhaegar Robert'ı yaralamayı başarıyor ama sonuçta o ağır çekiçle göğsündeki yakutları etrafa saçan ve zırhının içindeki Rhaegar'a tek atan o darbe geliyor. Rhaegar bir kadının ismini söyleyerek öldü ve devamından zaten bir sürü videoda bahsettim. Tywin Lannister kralın şehrine geliyor ve orayı yağmalıyor. Dağ ve Aemory Lord Rhaegar'ın karısını ve çocuklarını öldürüyor. Ama Varys ileride Rhaegar'ın oğlu Aegon'u kaçırdığını ve orada ölen çocuğun başka biri olduğunu söylüyor. Bu genç Griff veya Aegon Targaryen'in kimliği hakkında Varys videosunda konuştum. Yine sağ üstten tıklayarak izleyebilirsiniz. Evet, Raygar'ın hayatı söylenene göre burada sona erdi. Ama bazı teoriler Raygar'ın burada ölmediğini ve hala yaşadığını iddia ediyor. Bu teorilerin en sağlam kanıtı yazarın Raygar'ın Robert tarafından öldürüldüğü anı tarif ederken sürekli alev gibi parlayan o yakutlardan bahsetmesi. Hatırlarsanız Melisandre kendi görüntüsünü kırmızı bir yakutla değiştirebiliyor ve bu yakut aynı Raygar ve Robert düellosunda olduğu gibi parlıyor. İşte bazıları burada ölen kişinin Rhaegar olmadığını düşünüyor. Peki Rhaegar burada ölmediyse nerede? Rhaegar'ın nerede ve kim olduğuna dair yıllardır bulunan teorilerden ikisinden bu videoda bahsedeceğim. Birisi son zamanlarda Twitter'dan beni sürekli mentionlayarak sorduğunuz Jagan Higar eşittir Rhaegar teorisi. Son zamanlarda iyice popülerleşti. Çünkü dizide gösterilen Rhaegar'ın saçıyla Jagan Higar'ın bir tutam saçı birbirine benziyor. Ama teori H'gar ve Rhaegar isim benzerliği ve o tutam saçın birbirine benzemesinden bir tık daha gelişik. Teoriye göre Jaganagar Arya ile ilgilendi. Çünkü kitaplarda Arya sürekli Lyanna Stark'a benzetiliyor. Arya ve Lyanna benzerliğinden Gülen Ağaç Şövalyesi videosunda bahsettim. Ama bence bu teori düşük olasılık taşıyor. Daha yüksek ihtimal ise Mance Kitaplarda Mance siyah üzerine kırmızı renkli bir pelerin giyiyor. Sürekli Dorne'un karısı şarkısını söylüyor. Ve sesi güzel. İnanılmaz stratejilerle saldırı düzenliyor. Mens'in olduğunu söylediği kişiden kat kat daha fazla savaş taktiklerine hakim. Jon'a karşı büyük bir ilgi gösteriyor ve Melisandre onda kral kana olduğunu söylüyor. Kitapta Stannis Mance Raider yakacakken Melisandre onun görüntüsünü değiştiriyor. Ve Mance her ne kadar gece nöbeti yeminini terk eden biri olsa da Jon'da büyük bir hayranlık uyandırıyor. Mance'in Kral Robert Winterfell'e geldiği zaman da dahil iki kere Winterfell'e gittiğini biliyoruz. Birinde Jon'u incelediğinden eminiz ve belki de ikisinde de Lyanna'nın mezarına ziyarette bulunmuştur. Mance'den sürekli Bale'in hikayesini duyuyoruz ki bu Bale denen adam Winterfell'den bir Stark'ı kaçırmasıyla ünlü. İki adamda yaptıkları her şeyde iyi olarak tarif ediliyor. Dany'nin ölümsüzlerin evinde Rhaegar'ın çivitimsi gözlerini gördükten sonra çivit mavisi renginde bir kalp atışı görmesi Rhaegar'ın yaşadığına bir ima barındırıyor olabilir. Ayrıca onun ardından da duvarda gördüğü mavi gülde Rhaegar'ın Lyanna'ya verdiği mavi güller düşünüldüğünde Rhaegar eşittir mens muhabbetine bir ima barındırıyor olabilir. Peki siz bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Sabitlediğim yorumdan gelecek karakter analizinde kimin analizinin yapılmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Patreon destekçilerine çok teşekkür ediyorum. Sizlere Valar aboneyiz yani tüm insanlar abone olmalı sözünü hatırlatıyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere.